Hocam merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki ben diyetisyen Şevval Uzun. Hocam son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle kolajen takviyeleri çok fazla kullanılmaya başlandı. Siz bunu doğru buluyor musunuz? Yani etkileri neler olabilir? Uzun vadede kullanımda ne gibi sıkıntılar yaşayabilir vatandaşlar? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki açıklama yapayım. Kolajen insan vücudunda bulunan fibroblastlar ve hücreler tarafından oluşturulan bir protein türüdür. Kolajen insan vücudunda doğal olarak bulunur ve besinler yardımıyla da vücudumuza alınır. Ancak aşırı sigara tüketimi, sağlıksız beslenme ve özellikle yaşın ilerlemesine bağlı olarak vücudumuzda kolajen miktarında maalesef ki azalmalar görülmektedir. Özellikle 25 yaşından itibaren vücudumuzda kolajen miktarında azalmalar görülür. Bu azalmalara bağlı olarak da diş eti kanaması, saçlarda dökülme, ciltte kırışıklık tarzında maalesef ki sıkıntılarla karşılaşmaktayız. Bu durumda da bir gıda takviyesi kolajen açısından kullanabilirsiniz. Daha doğrusu bir diyetisyen kontrolünde almanızı öneriyorum. Kolajen takviyeleri genellikle tip 1, tip 2, tip 3 şeklinde piyasada formları bulunmaktadır. Örneğin tip 1 normalde balık kolajenidir, tip 2 de tavuk kolajeni ve tip 3 de sığır kolajeni olarak geçer. Bunların kullanım amaçları vücudumuzda eklem ağrımız var mı veya ciltte herhangi bir sıkıntı var mı şeklinde ele alınarak kullanım açısından değerlendirebilirsiniz. Daha sonra normalde kullanım açısından ele alacak olursak da 3 ay düzenli olarak kullanıp bir kolajen takviyesini 3 ay ara verecek şekilde yılda 2 kez bir uzman dahilinde kullanarak bu şekilde hem cildin elastikiyetini arttırabilirsiniz hem de kemik sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.